Şimdi mevsim sonbahar olunca ilk aklımıza gelen kestane oluyor. Çünkü o enfes tatlarımızdan bir tanesi. Ve hani bu mevsimde her köşe başında aslında bir kestancı görebiliriz. Şimdi bizim yanımızda da bir tane abimiz var. Abi merhaba. Merhaba. Biz seni tanıyalım önce. İsmim Levent Polat. Kestane işi yapıyorum. Geçimimizi sağlıyoruz. Bu kestaneyi nereden getiriyorsun? Sen mi topluyorsun? Yok. Kestaneci bir abimiz var. Kendisi ismi Mevlüt Aslaneren. Kestaneye kendi teşkilatı var. Arabayla beraber gidiyor. Kendisi alıyor. Yani özel toplanıyor. Tabii, tabii. Sonra size dağıtılıyor. Oradaki pazarcılar getiriyor ya. Onlarla beraber anlaşıyorlar. Çuval aşı falan getiriyorlar. Yani sen de onlardan satın alıyorsun. Tabii. Sen var mı çok rağbet görüyor mu tabii, diye tabii, soracağım. Tabii. Hani ben biliyorum çok rağbet gördüm de. Şimdi orada zaten kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor. Hani çuvallar bir nevi ihale meselesi yani. Amca buyurun siz de yiyin. Buyurun. Levent abi. Bir avuç. Olsun bir avuç alsana abi burada bak yapıyor. Tamam. Tamam. Söz mü? Namazdan gelince olur. Tamam bak amca. Tamam bekleriz. Onu ayarlarız. Tamam. Tabii tabii biz buradayız. Peki hani müşteri çok rağbet görüyor mu? Tabii tabii. Hele soğuk havalarda daha çok rağbet görüyor. Soğuk havalarda. Yani çok aşırı yağmadığı zaman hemen buraya dalıyorlar soğuk havalarda ısınmaları için. Çok güzel oluyor yani. Değil mi? Peki hani var mı kestanenin faydalarını anlatabiliyor musunuz? Şöyle hani kestane ne yapıyor? Nasıl faydalı? Kestane şeker hastalığı çok fazla yememek suretiyle iyi oluyor yani. Çünkü ben bir nevi biraz gizli şeker var. Şeker hastalığı. Çok yediğim zaman biraz beni rahatsız ediyor yani. O zaman şöyle diyelim. Çok, yani şeker hastasıysanız çok fazla tüketmemeniz gerekiyor. Onun dışında herkes yiyebilir. Tabii, tabii. Hiçbir zararı yok değil mi? Yok yok yok. Hiçbir zararı yok. Amcalarla da konuşalım. Kestane sever misiniz? Tabii ben alıyorum. Kendim evde kavuruyorum bile. Alıyorum pazardan. Kendim evde kesiyorum bunu ben. Dörde kesiyorum. Yani evinizde de yapıyorsunuz. Evimizde yapıyoruz tabii tepside. Güzel oluyor yani hakikaten. Çocuklarla beraber hep beraber daha iyi bol oluyor. Alıyorsun 1-2 kilo neyse. Torunlar da geliyor. Hep beraber oturup yiyoruz. Ben buna 100 gram almışım. Bütün aileyi bir araya toplamanın eskiden yoluydu kestane bu mevsimlerde tabii, değil mi? Tabii, şimdi hala o devam ediyor mu? Bitmedi mi? Ya tabii ki kış geldiği zaman kestane bizim milletimizin yiyeceği bir meyve. Biz de bu meyveyi alıyoruz kışın. Her zaman almıyoruz tabii. Kestane devamlı yenmiyor biliyorsunuz. Arada aklımıza geliyor ki kışın diyoruz kestane yiyelim kestane evimizde. Kestane olsaydı. Ne güzel diyoruz. Alıyorum ben kavuruyorum. Bazı hanım diyor ki suda pişiriyor. Bir de suda pişiyor bu. Öyle de yeniyor. Buyur abicim. Şimdi kestane işinde bunu önce ortadan böyle yarıyoruz. Tombul yerinden. Şöyle diyeyim ben size. Sırt tarafından şöyle bir yarıyoruz. Çok fazla derine inmemek suretiyle atıyoruz bunun içine. Suda, suda bekletiyor. Beklettiğimiz zaman da böyle karıştırıyoruz. İyice suyu böyle yiyor. Yedikten sonra alıyoruz bunun içine. Çok fazla atmayacağız. Atmamışsın. Bu da yeterli. Joss sesini duydum. Biraz seyrek olsun ki hepsi beraber işlesin. Bu suda durmasının faydası ne Levent abi? İyice şişsin. Böyle bunun gibi iyice şişsin. Şiştikten sonra da şu şekilde açılması bayağı kolay oluyor. Daha kolay yenilebiliyor diye, değil mi? Tabii tabii. Aynen. Var mı başka ipuçlarını vereceğin? Başka verebileceğim ipuçları şöyle bir espri yapmak istiyorum. Önceden eskiden babamdan dayak yeme pahasına bunu sobanın üzerine koyardık böyle kesmeden. Babamız da kızardı annemiz babamız. Yani onu yapmayı çok isterdim yani. Bakma şimdi kariferler falan çıktı da yani. Ama çok eğlenceli olurdu yani. O zaman şöyle bitirelim. Bizim de vardır eskiden şu söz vardır. Kestane kebap yemesi sevap. Aynen öyle. Değil mi? Tabii satarken tabii. Satarken böyle diyor musun? Satarken bir de ekstradan. Kestane kebap alırsan sevap. O zaman teşekkür ediyoruz. Siz de eğer kestanesiz olmaz, bu mevsim kestanesiz geçmez diyorsanız her köşe başında görebileceğiniz kestaneyi bir de Levent abimizden deneyin. Biz tadına baktık. Gerçekten süper. Kestanesiz kalmayın. Yine tekrarlayalım. Kestane kebap alırsan sevap. Sarsın,